Efendim bugün Anadolu'dan gelip başarıyı yakalamış bir girişimciyi çocuklarımıza örnek olsun. Önlerinin açık olduğunu, çalışınca başarılı olmanın mümkün olduğunu göstermek için konuk olarak ağırlayacağız. Gerçekten nasıl imkansızlıklarla bugünlere geldiğini bizimle paylaşacak. Mücadelenin çok önemli olduğunun altını çizmeye çalışacağız. Bir de sektör çok ilginç bir sektör, bilişim sektörü. Biz daha çok bilişim sektöründe Anadolu'dan gelen gençleri bu işin içine katmalıyız diye düşünerek de özel olarak bilişim sektörünü seçtik. Mehmet Önder hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Efendim Uyumsoft'u ben hep bizim tabii o ölçek olarak değerlendirdiğinizde tabii Amerika, Türkiye ölçeği. Bizim böyle işte Microsoft'umuz gibi görmeye çalışıyorum. İkisi de soft diye bitiyor. Evet. Ama daha alınacak çok mesafe var tabii o noktada. Siz gerçekten şöyle bir ben zaman zaman sizinle işte söyleşiler yaptık, programlar yaptık ama sizi hiç şeyinizi anlatmadım ben. Tokat'tan İstanbul'a gelip de bu bilişim işi nasıl oldu? Bilişimde bu noktaya nasıl geldiniz? Şimdi dünyaya yazılım satacak noktaya nasıl ulaştınız? Bu iş kolay mı, zor mu? Başkaları da yapabilir mi? Böyle bir sürü şeyi birden sordum size. Hadi bakalım cevaplarınızı şimdi diye düşünüyorum. Şimdi sürpriz oldu benim açımdan da bu konuyu konuşmak. Şimdi ben bizi dinleyen genç küçük kardeşlerimize yani açıkçası seslenmek istiyorum. Şimdi siz bunları söylerken biraz da heyecanlandı, böyle tüylerim de biraz diken diken oldu. Şöyle yani biz de Anadolu'nun yani ücra bir köşesinde işte yani Anadolu'da yaylalarda büyümüş bir çocuğuz yani. Yani Evet. o zaman okusak işte yani Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Tokat diyorsun. Reşadiye, evet yani şimdi bizi dinleyen dostlarımız Reşadiye ve Tokatlı heyecanlanırlar. Yani o işte köylerde yani ilkokul eğitimimizi almak için babamız da sağ olsun o zaman ekmek parasını kazanmak için işte İstanbul'a gelmiş. Bir de bir ev yapmıştı. Dolayısıyla biz de bu vesileyle İstanbul'a gelmiş olduk. Sonra ilkokulu bitirelim derken, ortaokul, lise bitirirken sonra lisede yani biraz fark ettik. Üniversite falan hani okumak lazım. Ya bir ama mücadele ediyoruz yani. Niye mücadele ediyoruz bilmiyorum ama mücadele ediyoruz yani, başarmamız lazım. Yani Evet. gayret etmemiz lazım. Yani Bu arada mutlaka. şey yani aile okusun çocuk diye destek oluyor değil mi? Aslında yok öyle de Ha, çok fazla bir şey çok yok. da Vallahi umurunda değil. okursan okursun, okuyamazsan yan tarafta otomobil tamirciler var. Veririz orada çalışırsın işte. Öyle mi? Yani Öyle bir bakıyorlar. haberlerdeki yazmış Ha. o yani profil hemen Ha. bir benzeriydi. Ama biz de şunu gördük ki yani hakikaten ya otomobil çırakçısı olarak mı çalışmak iyi bir şey? Yoksa okumak mı iyi bir şey? Evet. Böyle bir şey soru sormuştum kendime. Dedim ki okumak daha iyi bir şey galiba. Çünkü öbür tarafta çıraklık yapmakla bununla yapmak Bakıyorsun okumuş adamlar hep başarılı oluyorlar işte. kesinlikle yani Evet. böyle biraz gördükten sonra bir baktık ki hayat bizi sonra lise bitti. Lise bitince ben doktor olmak istiyordum. Sonra yok matematiğim en iyiydi. En iyi dersim matematikti. Yok matematik profesörü olmam lazım diye düşünüyordum. Bilgisayarcılık hiç yoktu yani. Sonra bir gün üniversite imtihanlarına girdik nasip oldu matematik mühendisliği. O zaman mühendisin de ne olduğunu bilmiyordum ama matematik hepsinde matematik yazıyordu. Onda mühendislik yazıyordu yani. Ha, o farklı diyorsunuz. Ya dedik ki Ama bu farklı önemli. bu dedik ki önemli bir şey olsa gerek mühendislik. Ben dedim Yani mühendis olmak istiyorum. yönlendirme de çok fazla yok değil mi o Yok zamanlar böyle? yok. Çünkü bilmiyor ki kimse. Yok kimse bilmiyor. Ben matematik mühendisliğini Çevrede de bilen çok böyle işte şu matematikle matematik mühendisliğinin farkını bilen çok fazla insan yok o şu dönemde. anda bile yok ki. Şu anda da yok, Şu doğru. anda da yok ki yani bana sorsanız hani anlat deseniz bir sürü şey anlatmam lazım aradaki farkı anlatmak için. Sonra biz mühendislik fakültesine girince yani baktık ki orada bilgisayar falan anlatılıyor. Hatta ben mühendisliği kazanınca gittim birisine dedim ki o da elektrik mühendisi de rahmetli oldu. Matematiğin de mühendisliği olur mu diye sordum. Rahmetli oldu. Dedim ki gittim ona hocam hocam dedim buyur dedi ben dedim böyle bir bölüm kazanmışım ne diyorsun? Oo süper bir bölüm kazanmışsın dedi. Allah Allah dedim süper nasıl oluyormuş? Ya siz dedi bilgisayar çıkıyor sizden dedi. Nasıl bilgisayarcı dedin? Ben bilgisayar hiç hayal etmedim ki. Hiç düşünmedim yani. Hiç öyle bir ufkumda bir şey Ama zaten yoktu. o zaman bilgisayarlar çok yaygın bir şey değil, Yok değil mi? canım ya nerede o zaman yani o şey yok yani. O bizim kullandığımız PC'ler var mı o PC zaman? yok canım. PC'ler falan da yok o zaman yani. Ha, PC'ler yok. Büyük böyle bu odadan daha büyük Bilgisayarlar. sistemler var ama bugünkü cep telefonunu yapmış olduğunu 50'de birini yapmıyor yani. Böyle O devasa bir sistemler şeyler. cep telefonunu yaptığını 50'de biliniyor mu? Ya mümkün değil yani o türlü yetenekleri yok yani bir bordro hesaplamak bile ölümdü yani. Şimdi biz tabii ondan sonra üniversiteye girdik baktık matematik yani bir gün sonra baktım bölüme girdik okurken falan derken sonra dedim ki ben bölümde okumayacağım dedim. Niye dediler dedim ki ya buradan bilgisayar çıkıyor da bilgisayar yok yani. Yani buradan dedim nasıl olacak falan neyse sonra son sınıfa geldik son sınıfa gelince
Yani bugün bitirme tezi hocama gittim, dedim ki hocam ben matematik profesörü olmak istiyorum. Yok, önce dekanıma gittim. Dekana dedim ki ben dedim öğretmen olmak istiyorum. Beni odadan kovdu. Biz sizi öğretmen mi yetiştirdik? Çık buradan dedi. Ben de çıktım yani. Bir şey diyemedik, öğrenciyiz. Sonra bitirme tezi hocama gittim. Dedi ki yani ben matematik profesörü olmak istiyorum dedim. Öğretmenlikten profesörlüğe atadı kendisi. Öğretmen deyince tepki gösteriyor. Profesör bari diyeyim dedim. Gittik, o da dedi ki 3 şey olacak dedi. Bir dedi babanın parası olacak. 2 kafan çalışıyor olacak. 3 dedi bu işi seviyorsun. Baktım ki babamızın parası ancak bizi okutacak kadar var. Sağ olsun, rahmetli oldu. Dedim ki bu kadar yani. O zaman ben dedim çıkıyorum iş dünyasına. O gün 30 saniye içinde de kararımızı öylece verdik. Sonra hakikaten gittim bir 4 ay öğretmenlik yaptım. Baktım ki bilgisayarcı olmam gerekiyormuş. Bilgisayarcı olmaya karar verdim. 10 yıl kar şirketler grubunda yönetici olarak çalıştım. Sonra bana dediler ki ya biz şirketleri küçültüyoruz Mehmet, sen başın çaresine bak, nasıl yapalım dediler. Peki dedim, ben başım çaresine bakayım dedim. Yanımdaki arkadaşlar olarak Uyumsoft'u kurdum. Yıl 96. Ama o zamanlar bir şey gördüm. Dedim ki Türkiye'nin ve dünyanın önünde yani bu kurumsal yazılımların önü açık. Yıl 96'ydı. Öyle bir vizyonumuz oluşmuştu. Ve bugün geldiğimiz yer itibariyle o günkü gördüğümüz öngörülerin doğru olduğunu görüyorum. Bugün yaklaşık 10 tane ülkeye hizmet ediyoruz. Kaç Türkiye'de, şirket Türkiye'de? Türkiye'de yaklaşık 500 tane yakın 500 kurumun şirket altyapısını kuruyoruz. Ama yani yaklaşık bünyemizde 100'ün üzerinde mühendis çalışıyor. Yani genç kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Gayret, azimli olun, çalışmaya devam edin. Fırsatlar ne zaman sizi gelip bulacağını veya siz fırsatı ne zaman acele yakalayacağınızı etmeyin, acele etmeyin. Şimdi ondan şöyle bir şey, fırsat deyince o önemli. Yani bugün öyle çok şey konuşmayacağız. Yani işin ekonomisini değil de biraz böyle gençlere dönük pozitif mesajlar vermeye çalışacağız. Şimdi sizde ben biliyorum, kamuoyu da bilsin istiyorum. Şöyle bir uygulama yapıyorsunuz. Size bir proje getiriyor birisi. Evet. Bir mühendis, genç. Şimdi bu en büyük Türkiye'nin eksikliği. Bir proje getiriyor. Diyor ki benim şöyle bir projem var. Eğer sizin kafanıza yatarsa bu proje, o projeye ortak oluyorsunuz. Evet. Önünü açıyorsunuz. Evet. Yani o genç daha hayata atılmadan sizin gibi bir kuruluşta ortak olarak projesini yapabiliyor. Bu bir. Evet. İkincisi sizin yanınızda çalışıyor bir mühendis. İşte dediniz ya 100 evet kişi çalışıyor diye. Geliyor diyor ki Mehmet Bey artık ben sizinle çalışmak istemiyorum. Ben bu projeyi tek başıma, böyle bir projem var, bunu tek başıma yürütmek istiyorum. Diyorsunuz ki gitme. Bu ofisi kullan. Evet. Buradaki her şeyi değerlendir. Biz de sana ortak olalım istersen, istersen de olmayalım. Evet. Buradan devam et işine diyorsunuz. Şimdi bu böyle diyerek kaç kişi kazandınız? Ne oldu? Bu sektöre kaç kişi kazandırdınız? Bu hem gençlerin de işine yarıyor mu? Buradan da bu mesajı vermek mümkün mü? Şimdi bununla ilgili söylerken iki şey ifade ederek oraya geçmek istiyorum. Bir, bizim geçmişimizde vakıfçılık diye bir şey var. Yani paylaşabilme kültürü var. Evet. Yani bu müessesenin evet, değil mi? Anadolu kültürü. Evet. Ben Cem TV'nin de böyle evet bir kültürün eseri olduğuna evet inananlardan. Doğru tabii. Yani burası da bir birliktelikle evet paylaşılarak değerlendirilen bir kurum haline getirilmiş. Evet. Yani. Bu gerçeğe inanarak yani hizmet ediyoruz. Temeldeki niyetimiz budur. İkincisi de kar şirketler grubu da bana aynısını yapmıştı. Yani evet bana yer verdi, sekreterye verdi, bilgisayarlarını verdi. Yani işten ayrıldık ama böyle de bir hizmet etti el bana. El sıkışarak ayrıldık. El sıkışarak tabii. Onlar da evet böyle yaptılar bana. Ben bunu çok iyi bir şey olduğunu hem geçmiş değerlerimize hem de bu değere bakarak gördüm. Ve yaklaşık şu anda benim yani beraber bu şekilde 15'in üzerinde firma oluşturduk. Yani sen işte %5'ine, 10'una, 100'üne neyse ortak oldun. Bazılarına ortağız, bazılarına hiç ortak değiliz. Ortak teklif götürüyoruz. İstiyorsan senin olsun, istiyorsan ortak alalım. Bizim için fark etmez. Hangisi yani seni ikna ediyorsa, senin hangisinden başarılı olacağını düşünüyorsan biz onda varız. Hiç problem yok bizim için deyip şirket kuruyoruz. Yani hedef olarak da aslında ortaklık değil, önemli olan o şirketin ayağa kalkması için uğraşıyoruz. Bir tanesi kurumsal bir yapı. Bununla ilgili bilişim firmaları var, insan kaynakları firmaları var. Yani tedarik zinciri dediğimiz yani işte danışmanlık firmaları var vesaire. Tabii bunların içerisinde kurduğum şirketlerde 15, 20, 30, 40 kişilik olmuş olan şirketler var. Yani bizim şirketimizin neredeyse yarısını yakalayan yani şirketler yani var yani. Size rakip olarak gelen değil mi? Siz destek olmuşsunuz ama şimdi rakibiniz yani büyüklük açısından söylüyorum. Evet yani aslında. Yani, geçsin bunu, de beni diyorsun. Bunu da biraz farkında olmadan bir şey yaptık. Artık dünya ekonomisi
Türkiye'deki şirketler bu türlü bir yapılanmaya gidiyorlar. Evet. Ben onu söyleyeceğim şimdi. Yani Amerika'da Bill Gates'ler, şimdi ben de diyorum ya bizim Bill Gates'imiz Mehmet Önder olacak. Olmalı evet. diyor. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Size öyle bir misyon yüklüyorum ki geri adım atmayın, daha çok çalışın diye. Uykularımı kaçırıyorsun senin. Şimdi yani Türkiye'de eğer Bill Gates'ler çıkartacaksak yani böyle bilişim konusunda yazılımcılar, işte oyun sektörü ya da altyapı kurucuları çıkaracaksak Amerika'da bu adamlar çıkıyor ama bunlara destek veriliyor. Evet. Yani bunlar finansman sıkıntısı çekmiyorlar. İstedikleri bankadan kredi alabiliyorlar. Bir sürü kurum var bununla ilgili. Bunların finansmanını sağlayacak bir sürü kurum var. Devlet desteği var. Türkiye'de daha henüz o iş oluşmuş değil. Yani her ne kadar işte COSGAP şimdi karşılıksız sadece proje getirene destek vermeye başladıysa da daha düne kadar otur oturduğun yerde icat çıkartma diyorduk biz, evet, değil mi adamlara, evet. insanlara böyle diyorduk yani. Şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı. Sizinki de farklı bir model olarak bu değişime destek verecek bir model. Başkaları da uygulamalı aslında bunu. Kesinlikle, yani icat çıkartın diyoruz yani. Evet. Yani icat çıkartmayın, icat çıkartın diyoruz ki birliktelikler olsun. Yani şimdi önümüzdeki dönem balıklar misali bu. Küçük balıkların birlikte hareket edip büyük balıklara karşı direnç göstermesi. Yani daha çevik daha diyorlar. Çevik. Daha büyük balina gibi değil. Daha hızlı, çevik ama küçük olsun ama hep birlikte hareket eden bir sistem olsun. Artık önümüzdeki dönemin modeli bu. Şimdi yalnız şeylerin bir araya gelen birlikteki arkadaşlarımızın ya ortaklık kültürünü çok iyi benimsemek durumundalar. Rekabet etme kültürünü birlikte çok iyi benimsemek durumundalar. Yani birlikte iş yapabilme kültürünü mutlaka başarmış. Burada bir eksikliğimiz var değil mi? Evet, yani kesin var. Çocuklara da söyleyelim evet. biz. Yani kendilerini bu şeye göre yetiştirsinler. Yani biraz önce söylediniz ya o vakıf anlayışı, alışkanlığı, yani esnaf kültürü. Bunları biz bir yitirdik böyle bir kentleşmeyle birlikte. Şimdi evet. tekrar onu kazanmamız lazım. Paylaşmayı, karı da zararı da paylaşmayı, acıyı da sevinci de paylaşmayı, biraz paylaşmayı öne çıkartan bir anlayış, bir ahlak geliştirmek gerekiyor belki. Şimdi bugünkü günün anlamı itibariyle bakıldığında ben gençlerimize, çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Çocuklar, bakın sınıf başkanı olmaya çalışın. Birlikte bir grup başkanı olmaya çalışın. Bir grupla beraber hareket etmeye çalışın. Bir grubun en küçük üyesi olabilirsiniz. Orada takımın iyi bir oyuncusu olmaya çalışın. Spor yapın. Spor yapmanın içerisinde iyi bir üye olun. Nerede olduğunuz çok önemli değil. Biz yarın bir gün bize geldiğiniz zaman siz iyi matematik çözer misiniz diye bakmıyoruz. Siz iyi bir takımın oyuncusu musunuz diye bakıyoruz. Değil mi? O çok tabii. Takım oyuncusu olmak çok önemli. Takım oyuncusu. Nerede olduğunuz önemli değil ama takım oyuncusu olun. Yani evet. istiyorsanız lider olun. Çünkü takımda lidere de ihtiyaç var. Sağ beke de sol beke de ihtiyaç var. Evet. Yani herkesin lider olması gerekmiyor. Hayır. Yani ama iyi bir oyuncu olmasını istiyoruz. Yani nerede olduğu kadar. Yani bugün şenlikler var. Bugün oyun oynayacaklar. Beraber yapacaklar. Herkes en iyi oyununu en iyi oynadığında bakıyorsunuz ki oradan güzel bir şey çıkıyor. Tabii. Tek başına oynanan oyunlardan artık yani iyi bir şey çıkmıyor. Bir ekip düşünün. En baştaki çok iyi oynuyor ama öbürlerinin ayakları ona uymuyor. Felaket bir görüntü oluşuyor. Yani onun için ekip davranışı içinde olmak çok önemli. Ancak zaten hep ekipler var, farkında mısınız? Evet. Yani dünyada da işte 4 kişi bir araya geliyor, işte Facebook kuruyor, 3 kişi bilmem bir araya geliyor, şunu kuruyor falan. Yani hep öyle 3 kişilik, 5 kişilik küçük küçük çekirdek ekipler. Sonra o ekiplere başkaları monte oluyor, hep işe yarar insanlar. Öyle büyüyor iş. Peki Türkiye'de de şimdi sizin verdiğiniz 15'e yakın kuruluş, bunlar böyle ekip anlayışını yoksa birbirini mi yiyorlar? Hani öyle şey yok. Var ya. Şimdi biz şu kültürü yapıyoruz yani. Biz o firmalarımızla beraber hem rekabet ediyoruz hem de işbirliği içerisindeyiz. Bizim oradaki en önemli rolümüz de şu oluyor. Biz bir abilik rolü üstleniyoruz bu kurumlara. Yani biz bir kurumuz, bakın siz de bizden öğrenin demek istiyoruz. Ya yani yoksa insanların cebine para koymak, yani işte çok para koyuyorsunuz, milyonlarca dolar para koyabilirsiniz. Ama onu nasıl yönetecekleri de çok önemli bir şey. Rol modele yani ihtiyaç var. İşletmecilikte rol modele ihtiyaç var. Biz onlar için bir rol modeli olup olabildiği kadar birbirleriyle entegre çalışabilmesini sağlıyoruz. Yani hepsi uyum sofla beraber entegre çalışmıyor. Birbiriyle de entegre çalışıyorlar. Anladım. Peki şimdi bu üniversite sınavları açıklandı. Orada bir sıkıntı var. Matematikte çok başarılı olamadık. Bir, bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. İkincisi de tercih yaparken çocuklar şimdi daha tercih aşamasına gelmediler ama onlara vereceğiniz bir mesaj var mı? Yani
bu bilişimin neresini tercih etsinler? Bilişim deyince ne anlama geliyor? Bilgisayarcı mı olsunlar, yazılımcı mı? Ya da bu bölümler var mı Türkiye'de? Siz takip ediyor musunuz? Şimdi Türkiye'de bilgisayar mühendisliği var, yönetim bilgi sistemleri diye yani bölümler var. Matematik bölümlerinin içerisinde bu işler yapılıyor. Fakat artık bilgisayarcı olmak için illa bilgisayar mühendisliğini bitirmeleri kimsenin ihtiyaç yok yani. Yok. Yok yani. Siz yeter ki artık bütün işler bilgisayarla iç içe. İnşaat mühendisi, mimarlık, tıp. Anladım. Yani siz bilgisayar, endüstri, işletme hepsi bilgisayarla alakalı. Artık yani ben bilgisayarsız iş yapıyorum diyen bir bölüm hemen hemen kalmadı. Yani doktora gidiyorsunuz değil mi? Doktorun normalde dersiniz ki bilişimle ne alakası var? Yani sizin filminizi çekiyorlar. Çekiliyorsunuz filminizi. İnternet ortamından Amerika'daki, Hindistan'daki bir yere yollanıyor. Orada yani saniyeler mertebesinde oradaki bir heyet ona bakıyor ve tekrar geriye doğru yolluyor. Yani sonuçta bir bakıyorsunuz ki yani sizin çok iyi de doktor olmanıza da gerek yok. Yani bir o heyet, anlamda çok iyi doktor olmanız. Yani bilgisayarın yapabileceklerini ona bırakmak evet, lazım. Evet onu demek istedim yani. Evet yani evet. Yok, öbür taraftan da kendinizi başka alanlarda geliştirebilirsiniz belki değil mi? Yani bilgisayarı çok iyi kullanmak durumundasınız. Teknolojiyi çok iyi kullanmak durumundasınız. Bütün mesleklerde bir altyapı. Artık yani ben bunları bunun için bilgisayar mühendisi okumak durumunda değilsiniz. Zaten bunları yapıyor ve biliyor olmak durumundasınız. İnşaatın bilişimcisi olabilirsiniz. İşte tıbbın bilişimcisi olabilirsiniz. Evet, i̇yi evet. Doktor, iyi bilişimci. Artı değer katıyor diyorsunuz. O yani doktor olmanın yanında iyi bilişim, bilişimi iyi kullanan adam sınıf atlatıyor. Aynı şey KOBİ'ler için de geçerli evet, değil mi? Tabii. Yani çocuklarla ilgili değil ama onlar da mesela girişimci olsunlar, KOBİ'lere destek versinler, yeni KOBİ'ler kurulsun. Çocukların kafasında bu girişimciliği de yerleştirmemiz lazım bizim değil mi? Şimdi evet yani o işte onlara bir sürü şey söylüyoruz işte tartışıyoruz 4 artı 4 ne anlama geliyor falan filan ama siz okulu bitirince bir devlet kapısına kapağı atmak gibi bu deyim olduğu için kullanıyorum. Ben asla bunu savunan birisi değilim. Ve ikincisi bir şirkete girip memur olarak çalışmak yerine üçüncü bir alternatif olarak girişimci olmayı da tercih edebilirler. Aslında insanlar farkında olmadan girişimciler. Herkes girişimci. Çünkü bir yerde memur olan, devlette de çalışan herkes aklını ve zamanını satıyor. Doğru. Ya farkında olun yani zamanınızı satıyorsunuz. Devlet, müşterisi devlet diyorsun. Müşterisi devlet, müşterisi özel sektör. Ama farkında olun yani siz bunu ne kadar kıymetli satıyorsunuz. Yani girişimci olursanız daha çok kıymetli bunu satıyorsunuz. Bunu girişimci farkıyla yani girişimci düşüncesiyle bunu yaparsanız daha çok kazançlı olursunuz. Daha çok faydalı olursunuz. Yani herkes kendi işini de kurmayı düşünmeli. Yani bunun yanı sıra, bu işlere girmenin yanı sıra üniversiteyi bitirince ben kendi işimi de kurabilirim noktasında olmalı bence. Projem şu, bu işim işini kurabilirim noktasında olmalı. Buradaki ya fırsatlar var çünkü. Çok fırsat var. İnanılmaz fırsat var. Hani şöyle bir bakarsınız dersin ki şu devasal büyük bir işletmenin gücünü yakalamak mümkün değil mi dersiniz. Şimdi hep beraber sayarız. Şu son 5-6 yıl içerisinde dünyanın en büyük işte 15-20 taneye yakın firmasının nasıl battığını gösteririz. Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde de nasıl dünyanın en büyük markaları çıktığını da şu an hep beraber konuşabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi iPhone. Şimdi arkadaşlarımızın herkes şunu düşünmeli. Aslında herkes girişimci ama bunu ne kadar formatlayarak yapabiliyorsunuz? Yani bunu kaç kişiyle beraber yapabiliyorsunuz? Hangi sermayeyle yapabiliyorsunuz? Yani gerçekten böyle düşünüyor musunuz? Yani bunun farkında mısınız? Önce bunun bir farkında olmalı ve bunu yani küçük arkadaş gruplarıyla beraber entegre olup sonra o fikri zaman içerisinde canlandırarak büyütmeleri gerekiyor. Şimdi ben hafta içerisinde bir Arap sermayesiyle beraberdim. Diyor ki ne yapıyorlar? Türkiye'de Türkiye'ye yatırıma geldiler. Yani yatırıma geldiler diyorlar ki biz karlı gördüğümüz projelere yatırım yapmak istiyoruz. Kar nedir diyorum? Hangi projeler karlıdır sizin için? Ya boş ver diyor ben de öyle milyonlarca dolar ciroya ulaşmış olan firmalara ben diyor ortak olmaya çalışmıyorum diyor. Bana fikir doğru bir fikir. Biraz bir şeyler yapmış olanla ben diyor onunla ortak olmak istiyorum diyor. Bu ne demek? Ya biz hep bakarız değil mi şu şirkete herkes ortak olmak ister diye. Hayır öyle değil. Fikri doğru olanı doğru bir şekilde entegre olmuş ve bir şeyler yapanlara insanlar ortak olmak istiyorlar. Evet. Yani biz de zaten orada çünkü aslında orada ileride daha büyük ufuklar var. Tabii. Değil mi? Yani o 1 lira yatırdı, öbürüne 100 lira yatırmak zorunda kalacak. Yani 100 liradan 1 lira kazanacak. Burada 1 lira yatırıp 100 lira kazanabilir. Yani evet. Öyle bir ihtimal var yani. Bu onun için işte bu sebepten dolayı bunu yapıyorlar. Zaten büyük büyümüş gitmiş diyor. Ben ona nasıl ortak olayım? Yani onu nasıl yöneteyim diye bakıyor.
Şimdi dolayısıyla yani yeni girişimi düşünen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, genç delikanlılar yani... Şey var diyorsun, para var, sermaye var, her şey hiç var. Hiç sorun yok. Yeter ki fikir olsun. Yeter ki i̇cat fikir olsun, icat olsun. Bunu bir şey etrafında biraz çalışabilir bir model haline dönüştürsünler, küçük bir işletme haline dönsünler. Sermaye gelip onları bulacak. Yani zaten gelip buluyor işte. Size i̇şte geliyorlar. Biz de yani siz yönlendiriyorsunuz. Herhalde 15 tane işte kurulan şeylere yönlendiriyorsunuz. Biz de zaten şöyle yapıyoruz, onlara bakıyoruz. Bakıyoruz sahada akıllı birisi. Diyoruz ki ya sen çok akıllısın ve girişimcisin. Sen farklı düşünüyorsun. Gel diyoruz seninle beraber şöyle bir iş yapalım. O bir gidiyor biraz düşünüyor. Bir 6 ay 1 yıl falan. Sonra bir geliyor diyor ki ya benim fikrimi diyor desteklerseniz ben varım diyor. Biz de tamam diyoruz, destekleyelim seni diyoruz. Yurt dışından geliyorlar, yurt içinden geliyor, Anadolu'dan gelenler var. Bakıyorsunuz bir yerde bir şirkette çalışanlar da zaman içerisinde geliyor diyor ki ya ben işimden ayrılmak istiyorum ne diyorsun diyor. Diyoruz ki sen işinden ayrıl hadi bakalım başlayalım birlikte diyoruz. Ya bu şekilde de bizim tabii gençlerimize de yaklaşık 700'e yakın gencimize de iş imkanı da sağladık. Yani onları yeniden nitelik kazandırarak yani mevcut işlerinden farklı işlere ve daha iyi ücretlerle çalışabilme imkanları da onlara sunmuş olduk. Yani, ben önümüzdeki dönem içerisinde bizim gençlerimizin çok dayanıklı, istekli, girişimci ruhunun olduğunu çok iyi görüyorum. 10 ülkeye yazılım satanlar gençler mi? Yani bunlar büyük devasa firmalar mı yoksa o söylediğiniz genç kuşaklar mı? Şimdi bu genç kuşaklarla beraber oraya birlikte gidiyoruz. Birlikte gidiyorsunuz. Birlikte gidiyoruz yani riski beraber paylaşıyoruz. Zaten bizim hedefimiz büyük bir kütle riskini yönetmektense onlarla beraber hareket etmek bizi daha akıllı bir hale getiriyor, daha çevik bir hale getiriyor. Yoksa dünyanın yani Microsoft'la nasıl rekabet edeceksiniz yani? Evet doğru. Şimdi buradan 23 Nisan dolayısıyla hem çocukların bayramını kutlayalım hem de diyelim ki hayallerinizi değiştirin. Değil mi? Artık bir işletmede yani bir eleman olarak çalışmanın yanı sıra bunu düşünün. Evet. Artı yanına da projeniz varsa, ekibiniz varsa bu hazırlıkları yapın ve finansman çok zor bir iş değil. Gelin projenizi hayata geçirin, girişimci olun diyebiliriz buradan. Bu yeni dönemi çocukluktan başlayarak bence aşılamak lazım. Girişimcilik işte 40 yaşından sonra olmuyor. İşte belli yaşlarda girişimci olma hayalinin süslenmesi gerekiyor ki ona göre ruhen de, beyin olarak da, fiziken de hazırlıklı olması lazım. Yani burada bu söylediklerinizi tekrar etmeyeyim ama ilave olarak şunları söyleyeyim. Deniz kenarında gitsinler su satsınlar. Simit satmayı denesinler. Yani gidip bir yerde yani çıraklık yapmayı denesinler. Asla korkmasınlar, asla utanmasınlar. Onlar için gelecek demek yani bunlar. Onun için yani bu yani çocuklarımız ben inanıyorum. Yani önemli. Ben inanıyorum. Bu dünyanın mesaj... ekonomik... dünyanın en büyük Türkiye'si olacağız yani en büyük ülkesi olacağız. En büyük ülkesi olacağız. Onlar böyle düşünürse. Evet diyorsun. Böyle olursa. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu 23 Nisan dolayısıyla. Sağ olun efendim. Ben de başarılar efendim, diliyorum. Teşekkürler. Yeşil Ekonomi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Yaşam Mimarı Ağoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Efendim Uyan Türkiye'yi de kapatıyoruz. Bugün yayınımızı Pınar Işık Ardor olmadan yapmaya çalıştık. Onun söylediği gibi sürçülisan ettiysek affola. Bu arada yarın 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili izlenimlerini belki bizle paylaşacak Sayın Ardor. Görüşmek üzere, yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz efendim. İyi bayramlar diliyoruz.